Milliyetin Bakanlığı Türkiye'deki resmi olmayan iki Fransız okulu ile ilgili yeni kararı açıkladı. Bu okullara yasal statü verilmesini öngören anlaşma karara bağlanana kadar yeni Türk öğrenci kaydı yapılmayacak. Ara sınıflara nakil yasak olacak. Ayrıca bu okullarda bakanlığın atadığı öğretmenler Türkçe ders verecek. Fransız okulları krizinde yeni bir gelişme yaşandı. Anlaşma sağlanana kadar bu okullara yeni Türk öğrenci kaydı yapılmayacak. Türkçe dersleri başlayacak. Bizim mevzuatımızda yeri olmayan okullar dolayısıyla mevzuat içerisine girerlerse eğitim öğretimlerine devam edilir. Girmezlerse yok olur. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin söz konusu okullar için koşullarımızı kabul ederlerse eğitime devam ederler demişti. Yasal statü kapsamında olmayan Türkiye'deki Fransız okullarıyla bir süredir devam eden görüşmeler sonuçlandı. Milli Eğitim Bakanlığı uzlaşmaya varılan noktaları açıkladı. Karara göre Türkçe eğitimin olmadığı okullara yasal statü verilene kadar yeni dönemden itibaren Türk öğrenci kaydı yapılmayacak. Aynı şekilde ara sınıflara da yeni nakil öğrenci alınmayacak. Bu okullar yasal bir statüye kavuşturuluncaya kadar bakanlığın görevlendirdiği Türk öğretmenlerce Türkçe, edebiyat, tarih ve coğrafya dersleri verilecek. Bakanlık yetkilileri bu okulların eğitim-öğretim süreçlerini denetleyebilecek. Ayrıca 2024 yılının Ocak ayı itibarıyla okullarda mevcut Türk öğrencilerin listesi ve Fransız Yurtdışı Eğitim Ajansı tarafından marka verilen okulların bilgileri bakanlığa teslim edilecek.